Altından bu tam ben tam adamını sordum. Hiçbir dünya ülkesinde görülmüş mü yani bir gecede 1000 baz puan çıkıyor dolar, bir gün sonra geri iniyor. Merkez Bankası'nın başkanı değiştiği için sürekli ekonomide oynama oluyor. Yani büyük oyunlar dönüyor yani, Allah milletimizin yardımcısı olsun yani, bu ne olur, gariban olur yani burada. Hafta sonu Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte altında ve dövizde beklenmedik bir artış yaşandı. Biz de Last Sokak'ta ekip olarak Kayseri hakkında bu konuyla alakalı sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Altındaki ve dövizdeki artışın sebebi sizce nedir? Şu andaki geçici bir artıştır bence bu. Çünkü geçen günleri 7800 liraya düşmüş dolar. Bugün 7200 liraya düşen dolar. Bugün 7800 lirada. Yani Merkez Bankası'nın müdürünün istifasıyla yakında yine piyasalar düzeleceğine eminim yani. Peki siz bu süreçte herhangi bir işlem yaptınız mı? Şimdi dolar aldık. Yaptık yani. Yani sizce daha da çok artacak dolar? Yani dolar artabilir de bu sürecin çok üzerine çıkmaz yani. Mecburiyetten dolayı alınmış bir sebeptir yani. Yoksa aldığımızdan değil. Türk parası hepsinden iyidir. Merkez Bankası'nın başkanının değişmesi diye düşünüyorum. Peki siz bu süreçte hiç altına ya da dövize yatırım yapıyor musunuz? Kimse de o kadar yatırımlık bir bütçe olacağını düşünmüyorum artık. Bugün bir çeyrek 780-800 lira olduğu için artık bir askeri ücretle bir insan nasıl bir birikim yapabilir bunu da bilmiyorum. Bilmiyorum yani, durum bundan ibaret. Bence şey değişikliğidir ya, şu Merkez Bankası'nın başkanını bir gecede değiştirdiler ya, ondan bir gecede yükselmiş oldu yani, hepsi o. Başka bir sebebi var mı sizce? Sebepleri çok ya, şimdi ben hangisini anlatayım ki sebeplerini, sebepleri çok. Yapacak bir şey yok. Peki siz bu durumda hiçbir işlem yaptınız mı, yatırım ya da alım? Nasıl yapacaksın ki? Bugün 1 lira yükseliyor, yarın 1 lira düşüyor. Nasıl bir şey yapacaksın ki? Yapamazsın yani. Vallahi bilemiyorum ki, ben öyle bir şeyden anlamam ki ben. Ben yurt dışından geliyorum. Sebebini bilmiyorum doğruca. Uğur'da para kazananların bir organizasyonu olarak kabul ediyorum veya da zannediyorum değil de gerçek payda bu vardır. Bir gecede 5 milyar dolar satılıyorsa, alınıyorsa bunlar kime yaradı, halka mı yaradı? %12 doların artışı bana %50 yansıması oldu, zam yansıması. Bu azınlıkların yaptığı bir düzendir, başka bir şey değildir. Peki siz bu süreçte hiçbir alışveriş yaptınız mı? Hayır, ne yapacağım ben, emekli öğretmenim, param mı var ki para alıp satacağım? Hayır, yapmadım. Merkez Bankası'nın başkanının değişmesinde büyük bir rol oynadığını düşünüyorum. Yani bence bir sebebi bu. Veya dış ülkelerin bir oyunu da olabilir, her şey olabilir. Peki siz bu dönemde hiç yatırım yapıyor musunuz dolar ya da altına? Benim daha önceden bir altın yatırımım var. Böyle. Merkez Bankası'nın başkanı değiştiği için sürekli ekonomide oynama oluyor. Yani inik çıkıp duruyor. Sonumuz hayır olsun. Peki siz bu dönemde hiç yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. Vallahi dostum gerçekten çok büyük oyunlar dönüyor ya. Yani dış devletlerin etkisinden mi artık, bakanın şeyinden midir? İstifasından, yeni bakanın gelişinden midir? Yoksa Türk parasındaki yani nasıl diyeyim sana, değer kaybından mıdır tam olarak bilemiyorum ama yani büyük oyunlar dönüyor yani. Allah milletimizin yardımcısı olsun yani. Bu ne olur? Gariban olur yani burada. Yani en büyük etki gariban olur. Ha, bu saatten sonra dediğim gibi yani Allah milletimizin yardımcısı olsun. Başka diyeceğim bir şey yok. Peki siz herhangi bir yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? Vallahi ben yatırımdan ziyade bunu fırsatçılık olarak görürüm. Yani her zaman için. Yani fırsatçılara el vermeyeceksin yani. Millet olarak sıkı duracaksın ki ülkene yardımcı olacak yani. Yoksa herkes kendi düşündükten sonra hiçbir şekilde hiçbir şey olmaz. Ülkemiz tarım ülkesi biliyorsunuz. Tarımı öldürdüler. Tarım bitti. Tarımın olmadığı yerde sanayimiz de bitik. Sanayi de yok. İmalat yok. Üretim yok. Yani düzgün, dürüst bir ekonomik program, ekonomik istikrar yok. İşsizlik aldı yürüdü. Enflasyon patlama düzeyinde. Hiçbir dünya ülkesinde görülmüş mü yani bir gecede 1000 baz puan çıkıyor dolar, bir gün sonra geri iniyor. Ben 8'e dolar yaptırdım. Yani şu anda büyük bir zararım var. Ben zararımı telafi etmek için geldim. Yine yani düşük. An ve an değişiyor. Yani istikrarlı bir ekonomik programımız yok maalesef. Yani çok kötü ülkemiz. Yani soğan, patates dışarıdan geliyor tarım ülkesine. Bu yani. Altınla bu tam ben tam adamını sordum. Altınla
zannedersem Amerikan şeyinden, dolarından, hani euro ile alakalı. Valla bunlarla alakalı ablacığım. Peki siz hiç yatırım yapıyor musunuz altın ya dolara? Ben zaten Almancıyım. Hani dolara hiç de yatırım yapmam. Ama Almancı olduğum için euro ile şeyim var. Hani altın dersen hiç şimdi söylemeyeyim. Hani zaten altınlarım yurt dışında benim. Her izine geldiğimde alıyordum. Başka da bu kadar abla. Teşekkürler.